Cennet Polat, Kahramanmaraş'ta Tarım Bakanlığı'na bağlı ilk ve tek kadın kooperatifinin başkanı. Asrın felaketi 6 Şubat'ta evini kaybetti ve başkanı olduğu kooperatif büyük zarar gördü. Ama o ve arkadaşları yılmadan çalıştı, pes etmedi. Hüzünlü ve bir o kadar da çarpıcı bir hikayesi var. Gelin hikayeyi ondan dinleyelim. Ben Cennet Polat, Kahramanmaraşlıyım. Evli ve 3 çocuk annesiyim. Bundan 12-13 yıl öncesine dayanıyor benim kadınlara yönelik bir şeyler yapma hedefim. Bu kooperatifi de kurarken aslında bu kooperatifin asıl misyonu kendi kabuğuna hapsolmuş Kahramanmaraş'ımızın kırsaldaki özellikle kadınlarımızın o kabuklarını kırarak gün yüzüne çıkmalarıydı. İlk ve tek kooperatif değil mi? Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı ilk ve tek kooperatifiz biz. Kadınların kurmuş oldu Kahramanmaraş'ta. 7 arkadaş biz bu kooperatifi kurduk. İlk alet ekipmanlarımızı aldık ve üretim yolculuğumuza o şekilde başladık. Halk Bankası'ndan aldığımız bir faizsiz kredi vardı kadın kooperatiflerine destek verilen. Biz onu alarak o kazanlarımızın içini dolduracak buğdayımızı, yoğurdumuzu, unumuzu, şekerimizi aldık. Halk Bankası yani bizim en baştan bugüne hep hayatımızda oldu. Kooperatifte sadece coğrafi işaretli ürünler mi satılıyor? Özellikle coğrafi işaretli ürünlerimizi işlemeye çalışıyoruz, özen gösteriyoruz. Çünkü tüm Türkiye'ye hatta dünyaya Kahramanmaraş'ın yerelindeki o çok kıymetli hazine değerindeki ürünlerimizi tanıtmak asıl amacımız. Maraş cips tarhanamız, sumağımız, Andır'ın doktoru diye isimlendirilen tirşiğimiz var, tirşik çorbamız var. Bizde en çok ürettiğimiz ürünümüz tarhanayla sumaktı. Depremde kooperatifimizin yıkılan depo alanında onlar da gitti. Biraz 6 Şubat'tan bahsedelim mi? Neler oldu o gece? 6 Şubat keşke yaşanmasaydık ama yaşamak zorunda kaldığımız bir yani insan hayatında herhalde bir kere yaşar öyle bir afeti yıkımı. Biz resmen kıyametin fragmanını yaşadık. 6 Şubat öncesi bizim için yok oldu. Yani düne dair, 6 Şubat öncesinin dününe dair neyiniz var deseniz hiçbir şeyimiz yok. Ne maddi ne manevi. Düştüğümüz yerden kalkmak zorundaydık. Şehrimiz için elimizden geleni yapmak zorundaydık. Halk Bankası'ndan ilk etapta bize yaşam alanımız ve üretim alanımız için 2 tane konteyner gönderdi. Sonrasında bize 200 kilogram şeker göndererek biz ilk üretimimize tekrardan başladık Halk Bankası sayesinde. Ve bu bize biliyor musunuz gerçekten bir umut oldu. Yalnız olmadığımızı, bizim dostlarımızın bir sefere mahsus değil ellerinin üzerimizde olduğunu, her zaman her düştüğümüzde yanımızda olduğunu gösterdi ve umutla tekrardan başladık biz üretime. Cennet Hanım, bundan sonraki planlar, projeler neler? Bu kooperatif sayesinde o kadar güçlenmişiz ki biz. O kadar kendimize inanmışız ki bu hayatta istedikten sonra bu kadınların, mutlu besin kadınların yapamayacağı, başaramayacağı hiçbir şey yok.